Köyümüzde bir tek aşı olmayan kişimiz var. Onu da bugün Taşova'daydım ben siz aradığınızda. Onu da ikna ettim. İlk Taşova'ya gittiğinde o aşısında olacak. Ama şu, kesinlikle herkesin aşı olmasını diliyoruz, istiyoruz. Virüs başladığında bir defa bilinçli vatandaş olmak çok önemli. Kaymakamlığımız ilk zamanlar bize maske verdi. Biz her hafta maske dağıttık. Her hafta pazar günü maske dağıttık. Daha uzayan zamanlarda işte İstanbul'dan gelen vatandaşlarımızı uyardık. 10 gün, 14 gün karantinada. Kimse en azından görüşseniz bile mesafeyi kollayın dedik. Sonra ateş ölçer aldık. Her hafta pazar günleri bütün halkımızın evinde yakaladığımızı, evinde, bahçesinde yakaladığımızı, bahçesinde ateşlerini ölçtük. Bu şekilde bu virüsü kontrol altında tuttuk. Çok şükür de başarılı olduk. Şu ana kadar köyümüzde vaka yok. Bu şekilde. Bir defa şimdi virüs olan yakın köylerimizden cenazeler oldu. Onlara bile gidemedik. Ya işte yakınlarımızdan olanlar oldu, akraba olanlardan oldu. Onlara bile en azından tedbirli gittik. Evet, yukarıya doğru kaldım. İstanbul'da oturuyorum. Buraya tatile geldim. Anneme babama yardım etmek için işte. Bir aydır buradayız. Çok güzel geçiyor her şey. Yoğunuz yani Allah'a şükür. İstanbul'da durumlar nasıl koronavirüs anlamında? İstanbul hiç sorma. Devam ediyor. Yükselme var. Bizim burada yok Allah'a şükür öyle bir şey. Neden yok burada? Burada neden yok mu? İşte mıhtarımız üstüne çok düşüyor bu şeylerin. Hani İstanbul'dan gelen gidenlerin yanına şey yapmadı. Kimse gitmesin. Yani 10 gün ya da 14 gün evinizde kalın. Öyle oldu yani. Allah razı olsun muhtarımızdan da. Siz şimdi ne yapıyorsunuz burada? Biz şimdi ne yapalım? Bunları önce topladık. Ondan sonra döktük, topladık. Güzel yıkadık. Ondan sonra bir teknede dövdük. Ondan pişiriyoruz. Ondan sonra çuvala koyup eziyoruz. Elekten geçirip tekrar buraya koyuyoruz. Burada da böyle pişirmeye devam ediyoruz işte. Maskeniz de takılı? Maskemiz kimse yokken takmıyoruz yani. Yalan yok. Ha. Aile arasında. Zaten biz gele bir ay oldu. Geldiğimizde 13-14 gün taktık yani annemiz babamız yaşlı olduğu için. Onlara bir şey olmasın diye. Biz de zaten test yaptık ettik. Yani. Ben orada bilemem yavrum. Orada yeter demem. Torunların, çocukların sana maskeni tak diyorlar mı? Hep anam çağlanan da çekişi ki. Takın anne deyin. Kendimize zap çıkın. İyi bakın deyin. Aşı oldunuz mu? 3 kere oldum ben. 3 doz aşı oldunuz maşallah. Oldu. Şu anda da Samsun'da ortalaması çok iyi, Türkiye'nin de ortalaması çok iyi. Aşı olmayan insanlara neler söylersin? Ben kimseye gördüğüm yok ki ciğerim yavrucağızım. He, oluyorlar zaten demizde de benim 3 oğlum var, bir kızım var, torunlarım var. İşte böyle yavrum daha ne diyeyim. İyi maşallah. İnşallah da köyünüze de size de hiç uğramaz bu hastalık bir an önce def edelim. Havamızdan mı, muhtarımızdan mı, Allah'tan mı, Allah'a şükür bizim köyümüzde böyle bir şey olmadı tamam mı? Şile. Hadi hadi gel. Gidiyor şimdi sen gelirsin. Gel oradan getirsin. Benim zaten niye diyorsun efendim? Seni karıştıracaksın anne.